Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eğitmen Esasen. Bugünkü eğitimde WordPress'te profil bilgilerimizi nasıl doldurabiliriz onu göreceğiz arkadaşlar. Ve profil bilgilerimizi doldurmamızın bize ne gibi avantajları olacak birazcık bunlara değineceğiz. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar şu kamera bölümünden web sitesi bölümüne bir geçiş yapalım bakalım. Web sitemize geçiş yaptıktan sonra arkadaşlar buradan kullanıcılar bölümüne bir defa geliyoruz. Ve buradan tüm kullanıcılara bir defa tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi başka bir kullanıcı eklemediğimiz için arkadaşlar bizim burada hayaller ne gider kullanıcısı duruyor. Bunun üzerine gelip düzenle diyorum arkadaşlar. Burada düzenle dedikten sonra arkadaşlar bakın karşımıza bu şekilde bir panel çıkıyor. Buraların hepsine ayrıntılı bir şekilde değineceğiz arkadaşlar. Bu üst taraftakiler çok önemli değil zaten. Şimdi yönetici renk düzenine geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan web sitenizin yönetim paneli rengini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak ben varsayılan olanı sevdiğim için ya da şuradan okyanusu mu seçelim? Bakalım mavi. Mavi rengi de severim. Tamam iyi, gece yarısı da iyiymiş. Buradan gece yarısı rengini seçtim. Aşağıya doğru indiğim zaman arkadaşlar bakın. Dile buradan site varsayılan seçiyor. Bizim site varsayılan dilimiz neydi? Türkçeydi. Bir önceki eğitimlerden de site dilinin nasıl ayarlandığını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilden buraya geliyorum ve Türkçeyi buradan seçiyorum arkadaşlar. Dilerseniz burada kısa yolları da etkinleştirebilirsiniz ama buna gerek yok. Bakın şimdi buraya isminizi, soy isminizi yazabilirsiniz ve herkes tarafından görüntülenecek isminizi buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve kullanıcı adınızı değiştiremezsiniz. Bunu zaten WordPress kurarken sizlere söylemiş. Şimdi ad ve soyad bölümüne Hasan Çağlar olarak yazdığımız zaman veya kendi isminizi yazdığınız zaman arkadaşlar bir kullanıcı adı da yazabilirsiniz bu arada buraya. Gördüğünüz gibi bakın Hasan Çağlar, Hasan Çağlar, Çağlar Hasan ve hayallerine gider. Kullanıcı adı, isminiz, soy isminiz, isminiz, soy isminiz, soy isminiz, isminiz olarak arkadaşlar bu şekilde isminizi de gösterebilirsiniz. Ben şu an için hayallerine gider olarak kalmasını istiyorum kullanıcı adımın. Mesela bir blog yazdığınız, bir haber yazdığınız veya bir içerik yayınladığınız zaman arkadaşlar altında kimin ismi, hangi yazar yazmış, kim yazmış orada görüntülenecek isimdir arkadaşlar bu. Bakın şimdi burada ne diyor? E-posta diyor. E-postamızı yazdık. Zaten web sitemiz burada yazık. Ama şuradan HTTP'nin önüne bir S takısı koymayı lütfen ihmal etmeyelim arkadaşlar. Buraya S takısını koyuyoruz ve aşağıya doğru iniyoruz. Biyografik bilgi. Biyografik bilgiye arkadaşlar yazıyoruz ki işte mesela ben buradan sallıyorum. Hayallerine gider. Şöyle yazalım. 1299 yılında kurulan bir psikolojik harekatın eseridir diyelim. Şimdi burayı da yazdıktan sonra arkadaşlar dilerseniz buradan parolanızı da değiştirebilirsiniz. Şimdi biz buraların hepsini ayarladığımıza göre aşağıya doğru iniyoruz ve profili güncelle bölümüne buradan profili güncelle bölümüne bir defa tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi profil güncellendi diyor. Ayarların kaydedildiğini buradan gördük arkadaşlar. Bakın burada profil resim var. Profil resmini Gravatar'dan değiştirmemiz gerekiyor ve Gravatar'a kaydolma işlemi biraz uzun olduğu için bu eğitimi de bir sonraki eğitimlerde Gravatar olarak özel bir eğitim şeklinde yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın her yer kırmızı ve siyahın tonlarıyla donatıldı ve gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar hayallerine giderek gittiğimiz zaman buradan istediğimiz gibi arkadaşlar buraları değiştirebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda sosyal medya adreslerimizi de ekleyeceğiz buraya ve birkaç bir şey daha ekleyeceğiz. Tabii SEO eklentisini kurduktan sonra arkadaşlar. Şimdi bir eğitimin daha sonuna geldik. Buradan direkt ana kameramıza geçelim ve eğitimin sonuna doğru yavaş yavaş gelelim. Ses konusunda sıkıntı olduysa kusura bakmayın. Elim mikrofona çarptı. Evet, bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bu arada WordPress içeren tüm yorumlara kalp atıyorum.